Güzelliği görmek istedin de karşında göremedin, biliyor musun? Üç tane dede geçmiştir yani bu asırlardan beri. Yüzyıllardır Anadolu topraklarının her adımına ayak izi bırakmışlardır. Yaylak kışlak ikileminde geçen konar geçer Türkmen boylarıdır. Yaşantımız nasıl olsun, yayla sahil konar göçeriz. Güzel yani, ortamda bir nereden sorun gelip olmuyor nereye yani. Gidersiniz? En iyi ilerisi aşağısı Aydıncık yani. Oradan Aydıncık, Günler, evet. Karaman, Konya sınırına kadar çıkarız. Devamlı konar göçersek bir ayda çıkarız. Ayranımı atıma yüklerim. Götürür de dağ başına dökerim. Gurbet elde yarim var diye beklerim. Gelmedi ondan ayranı. Başkasına da vermem ayranı. Nidem ayranı. Bir tas ayranı. Nidem ayranı. Çok gelir bana. Kız bu ayranı taze mi yaydın? Yoksa sen bu ayranı yalnız mı eyledin? Koyun keçileri ne zaman sağıp süt eyledin? Bir de dörtlük Haceli'ye söyle de. Haceli'ye söyleyecek mi demem ki? Ya söylüyorum da şimdi. Ha, öyle. Teraziye koydum 3 kilo 30'u. Alimin razıl etmem benden aleme. Alim olduğunu bileydim eğer. Ayran değil verirdim iki gözümü. Nidem gözümü. Canım gözümü. Ben de gözümü. Şimdi evet, bunları bir anlatalım. Evet. Yani çünkü biz bilmiyoruz bunların ne anlama geldiği. Şu ipine çekir denir. Çekecek. Şurada çekecek yani, burası böyle çekecek. Tahtadan, ahşaptan oluyor. Buraya. Evet. Çekecek. Bu örmesi. Örmesi. Örme biz çatını, keçi kılından örmesi yani. Evet. Aa, şu an kirmen yükün içinde, biliyor musun? Evet. Kirmen yükün içinde koşlanacak, bu evet. Bükülecek sonra. Evet. Şuna çuvaldız derler. Şu elinizdekine çuvaldız derler. Evet. Çadır dikmek evet, için. Çadır dikeriz. Bunları evet. Hep dikeriz işte. Bu şimdi ipimizi birbirine çitleriz. Çitleme, böyle. Bağlama anlamında. Boşlama. Evet, boşlama. Gatlama birbirine. Şimdi böyle yaparız. Biraz taş kapatınca burada. Şunu burada ne yapıyoruz? Ocakta ılıtırız. Bununla bulaşıklarımızı yiyoruz. Evet. Şundan çayımızı kaynatır demleriz. Evet. Yemek tencerelerimiz, yemeklerimizi bunda yaparız işte. Evet. Evet işte. Yemek de burada pişer. Yani şeyde yemek, değil. Her şeyimiz ekmek de. Ekmek de burada yapılır. Burada yaparız. Her şey burada. Bu ocak taşı hocam. Evet. Asıl değerli olan buradaki ocak taşı bakın. Evet. Evet. Ocak taşı çok önemli de. Evet. Yıllardır bak. Yıllar şu ocak taşı biz göçelim, bu buraya gömülür gider kaybolmaz. Kaç sene sonra gel bu ocak taşını bulursun burada. Kutsaldır, değerlidir. Hayatta kaybolmaz bizim. Misal yüklerimiz altta döşediğimiz taş, şuralarda görüyorum yörüklerin yurdunu. Hiç burada, bozulmuyor. Burada keçilerimiz var değil mi? Evet, keçilerimiz var. Keçilerimiz var. Evet. Şurada bir de oğlağımız var, onu bir alır evet. Mısınız? Evet. Ufak ufak. Bu daha yeni mi? Yeni bu da. Yeni. Evet. İsmi Duguş bunun. Duguş. He, Duguş'tu. Duguş. Şu gümüş, şu da dökmeli.
sanırım sizin bir maneniz falan varmış. Onu bir söylerseniz sağ ol. Çok... Sağ ol. Evet. Söyleriz. Kara çadır ismi tutar. Mardin tüfek pasmı tutar. Ağlayanım anam bacım. Elin oğlu yasmı tutar. Ağlayanım anam bacım. Elin kızı yasmı tutar. Elin kızı yasmı tutar. Vay. Derelerde biter kalmış. Uzar gider vermez yemiş. Şu Yemen'de can verenler. Biri Mehmet, biri Memiş. Biri Mehmet, biri Memiş. Vay vay. Yemen yolu çukurdandır. Karavanım bakırdandır. Zenginimiz bedel verir. Askerimiz yürüklerdendir. Askerimiz fakirdendir. Dost dost. Zenginimiz bedel verir. Askerimiz fakirdendir. Dost dost. Askerimiz fakirdendir. Evet. Bu seneki oğlakların adı neydi? Tuguş var. Kezben var. Bıdık var. Mısır var. Hangisi gelecek? Bir seslen be. Şimdi şu anda yakınım. Şu var ama gelmez o da. Onlar otlanmaya gittiler. He, yakın da olsa gelirler. Yakın da olsa işte kezben vıdik vıdik desem Demet'ten oluyor da hepsi etrafıma dolanırdı yani. Hep elciller yani insanı severler. Şurada biri var sen nereye git? Şurada vardı kucağımda yatar şu. Dökmeli. Kezben gel. Dökmeli. Gel oğlum gel. Dökmelim. Gelmez o şimdi annesi olmayınca. Doğru bu saatte de. Evet demin endi ya gelmez. Karnı tok. Evet karnı saatte. Tok olunca tanımazlar. Acı olduğumu dolanırlar. Gelinler. Benim komşu. Komşu mu? Ha, komşum he. Evet. Sonra komşumun yanına azıcık bize dururdum işte azıcık. Biraz soluklanmak istiyorsun yani, öyle mi? Yorulduk ya, yol uzak. Yol uzak, evet. Yol uzun. Geliyoruz işte yollarda hep böyle yani geçim. Peki yazları nerede kalıyorsunuz? Yazları belli bir yerde kalmıyoruz hocam. Geziyoruz devamlı. Mesela nereler? Konya, Beyşehir, Ilgın, Kadınan o tarafa geziyoruz. Kaç yıldır yani babadan kalma değil mi bu meslek? Valla babamızın yanında biz devam ediyoruz yani. Benim aklım erdelerli. Biz devam ettiriyoruz. Babadan, dededen, dedelerimizin dedesinden yani kaçıncı büyüklerden? Şimdi belki de 3 tane dede geçmiştir yani bu asırlardan beri yani. Eskiden beri bu meslek böyle. Belki daha yani büyüklerimiz biz ta yani dedemiz, babalarımız birine tanımaz yani daha büyüklerini. Evet. Evet. Buralardan. Eskiden bizim develerimiz vardı. Siz sarı keçili misiniz? Evet, sarı keçili yörüklerimiz yani. Nerede şey yapıyorsunuz? Kalıyorsunuz? Şu anda nereye vallahi gidiyorsun? Herkes bölüm bölüm. Kimi Aydıncık tarafında, kimi Mersin tarafında, kimi işte böyle Akdere derler, Böyücere derler. Böyle işte onlar da hep kalıyoruz yani. Bizim Silifke taşıcı yani. Taş ucunda. Evet, evet. Bunlar da Aydıncık'ta kalıyor. Aydıncık bölgesinde. Çayları da böyle, öyle mi? Şeyde kaynatıyorsunuz. Bizim her şeyde öyle. Ateşi dağda, evet. Çadırımız var. Çadırı tutacak diye düşünmemiş. Bizim çadırlar oldu. Bugün çadır kurma. Benim çadır tutuktur. Belki şurada, ileride. Nerelerde daha doğrusu otlatıyorsunuz hayvanları? Genellikle. Ev var, tutmak istiyorum. O bir sene işte var. Başına var. Yardım oluyoruz.
şey vardı bir ara, bu keçilerin yasaklandığı ve ondan sonra yani zarar veriyor diye tabiata, böyle bir şeyle karşılaşmıyor musunuz? Oluyor tabii, olmadı olmaz tabii, oluyor. Ama şu anda, şu anda idare ediyorsunuz öyle mi? Şimdi buralarda idare ediyoruz yani bu. Evet. Zamanlarda bizde deve vardı. Deve var. Deve var. Deve bitti. Artık deve kalmadı. Deve. İşte motor, araba, işte bunlarla hareket ediyoruz. Yeah. İşte o zaman okul işi biraz daha zordu. Yeah. Ama şimdi o şeyler kalktı. Aşağı yukarı yetişin, aşağıda sahilde olsun. Mesela Silivke bölgesinde olsun, Karaman bölgesinde, Konya bölgesinde bir evleri falan, oğlu her kişinin evleri var yani. Yani çok yerleşik düzenli evimiz. Adam bu hayatı yapıyor ama bir ev alıyor, işte yatırım yapıyor yani. Hem bunu yapıyor hem eskiden öyle yoktu. Peki o sıkıyor mu sizi, o yerleşik düzen sıkıyor mu sizi? Şimdi bizi yerleşik düzen bizleri sıkabilir ama gençler değil de bizleri sıkabiliyor. Ben kendim şahsen o hayatta hiç duramıyorum. Ne zaman çıkıyorsunuz buraya? Hangi tarihte çıkıyorsunuz? May, Sadiram, o aralıkta çıkıyorsunuz. Dönüş? Dönüş de. Eylül'ün sonu, Ekim. Yen olsa Ekim 15 oluyor yani, pardon. Küçük var. Zaten koyun taşımıyoruz biz. Koyun bize gelmiyor. O da sürek olduğu için gelmiyor. Koyun bizim yola gelmez. Sıcak havalarda. İşte bu bek sıcağı hesap etmez. Sıcağı. Evet. Onun için koyun taşımıyoruz. İşte hayvan üzeri de bu. Sizin bu kıl çadırlardan su da geçmiyormuş galiba, diyor mu? Yani ilk yağmur yağdığında ondan sonra şişiyormuş. Şimdi yani. Şöyle, bu ilk hava yağdığında yağmur yani bir anda şeli hızlı inmezse, normal şeli inerse şu gözler kapanır. Şişiyor. Islandı mıydı? Bunlar birbirine kapandı mıydı? Akma olayı olmaz ama mesela böyle kuru yuka ya hemen rahmet bir inerse içine tisenti alır yani, gene de şey olmaz da içine bulgurçuk yapar yani, böyle tiselir, kapandıktan sonra gene şey olur. İki sürü gelecek. Bozlardan beri de çadır var mı orada, 3 tane olması lazım. Çadır görmedim, belki aşağılarda vardır, araba kullandığım için tamam. Sağa sola da bakamadım. Tamam. Evet. Ayranı içtik. Afiyet. Vedalaşma zamanı afiyet geldi. Olsun. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Şu ayranı içer misin? Yok, sağ olun. Sağ olun.